Uzun bir aradan sonra yeni bir airdrop potansiyeli videosuyla karşınızdayım. Bu videoda aslında bir önceki videolara benzer bir video olacak. Bir önceki airdrop videolarında da ikinci katman projelerinin tokenlarının olası airdrop vermesi durumunda neler yapılması gerektiğini konuşmuştuk. Bu videoda da bu yöntemleri en ucuz şekilde nasıl kullanabileceğimizi gösteriyor olacağım. Ki son zamanlarda bildiğiniz gibi hem TobiKit olsun hem global kripto camiası olsun ikinci katman projelerinin tokenlarının geleceğine dair çok ciddi iddialar var. Hatta ZK Sync'in onayladığı söyleniyor. Yani bir token geleceğinin onaylandığı söyleniyor ve hatta bunun işte community owned olacağı, yani community tarafından sahipleneceği söyleniyor. Dolayısıyla burada şeyi çok net bir şekilde söyleyebiliriz. ZK Sync tarafından açık ve seçik bir şekilde airdrop geleceği söylendi. Arbitrum ve Starkware herhangi bir yorum yapmadı şu aşamada. Bu arada ben bu makaleyi de açıklama kısmına koyacağım. Oradan dilediğiniz gibi okuyabilirsiniz. Bence mutlaka okuyun. Çok hoş bir article olmuş. Bankless tarafından yazılan. Optimizm'da podcast içerisinde herhangi bir token yaratmayacaklarına dair bir iddiada bulunmuş. Ama bildiğiniz gibi daha önceki airdroplarda da benzer durumlar yaşanmıştı. İşte bizim şeyimiz gelmeyecek, tokenımız gelmeyecek, biz token yapmayacağız, airdrop yapmayacağız deyip airdrop yapanlar olmuştu ki Uniswap bunların en güzel örneklerinden biri. Hayden Adams da bizim tokenımız olmayacak demişti. Ama burada okursanız zaten şey diyor. Yani burada da işte çok fazla yatırımcısı var. Bu ikinci katman projelerinin cap table'ları, yani işte hisse olarak dağıttıkları takıma ve yatırımcılara dair bir tabloları bulunuyor. Aynı zamanda hissenin dışında token içinde var bu o cap table. Ve zaten ZK Sync bunu onayladı. Diğerleri de bunu onaylayacak. Çünkü burada ikinci katman projelerinin merkeziyetsizleşmesi konusunda da oldukça önemli bir nokta olacak tokenlar. Dolayısıyla TobiKit'in de bu arada ETH blockchain'le ilk ve tek aslında bir konuşması vardı, bir söyleşi yaptı ETH blockchain'deki arkadaşlar. Sağ olsunlar, çok çok keyifli bir sohbetti. Onu da açıklama kısmına bırakacağım. Onu da mutlaka dinleyin. Çok fazla öğreneceğiniz şey olduğuna eminim oradan. Orada da TobiKit'i bahsediyordu. İkinci katman projelerinin airdrop yapacağından, bir token çıkaracağından. Ya tabii ki de şunu söylemeden geçmeyeyim. Bu videoda ya da önceki videolarımda anlattığım hareketleri, anlattığım işlemleri yaparsanız kesin ve kesinlikle token airdrop'undan faydalanırsınız gibi bir şey söylemek mümkün değil. Asla böyle bir şey değil. Ben kahin değilim. Ben sadece ekip yerinde olsam neler yapardım, komünitenin neler yapmasını isterdim ve ne kim yaptıysa onu nasıl ödüllendirirdim düşünerek bu videoları çekiyorum aslında. Bir nevi ekibin yerine koyuyorum kendimi ve o sayede tahminlerde bulunabiliyorum. Şimdi bakarsanız ya bu şeyi zaten inceleyeceğim ama burada aslında büyük dörtlü deniyor buna. Optimizm, Arbitrum, ZK Sync ve Starkware. Şimdi bizim bu videomuzda aslında daha çok Optimizm ve Arbitrum'la ilgili olacak. ZK Sync ile ilgili zaten bir video çekmiştik. Starkware ile henüz video çekmedim. Ona dair aslında çok fazla seçeneğimiz şu anda çok yok. Ama Argent X geldi onun içinde. Argent X'i Chrome'a yükleyip işlem yapabilirsiniz ama Argent X de çok çok bug'lıydı, Chrome eklentisi özellikle. Ben bir süre işlem yapamadığım için onu biraz erteledim. Burada daha önce Arbitrum ve Optimizm'e daha önceden herhangi bir işlem yapmadıysanız bu işlem, göstereceğim işlem gerçekten işinize yarayacak bir ucuz bir yöntem olacak. Ben bu makaleyi burada bırakıyorum şimdi. Malum yöntemimize geçiyorum. Bunu da bu arada ispatlı bir şekilde göstereceğim. Bu Arbitrum'a çıkış için Bybit'i kullanacağım. Bunun en büyük sebebi de Bybit geçtiğimiz hafta
Arbitrum desteğini açıkladı. Arbitrum üzerindeki Ether'i, USDT ve USDC'yi üzerinde hem deposit hem de withdraw, yani hem yatırma hem de çekme işlemlerinde kullanabileceğimizi açıkladı. Ve burada en önemli nokta tabii ki de bizim Ether ihtiyacımız. Çünkü Ether olmadan hiçbir işlemimizi gerçekleştiremiyoruz. Şimdi bakın, ben şimdi Ether çekeceğim. Özellikle fee'ye bakın. Bakın, şöyle bir şey yapalım. Gördüğünüz gibi bak 0.003. 2 tane 3 var. Şimdi diyelim ki biz mainnet'ten ana ağdan Arbitrum'a çıkmayı deneyelim. Merkeziyetsiz bir köprüyle. Bakın bu hop protokol. Ben şu anda Arbitrum'dayım. Bunu mainnet yaptım. Bunu da Arbitrum yapıyorum. Bakın şimdi hepsini yollayayım. Bir önemi yok. Hepsini yollayayım. Bakın burada fee çıkmadı ama şurada bir açalım bakalım. Şurada bir açalım. Bakın gelecek şimdi. İnşallah. Evet geldi. Bakın 0.15, neredeyse 0.15, yani bizimkinin 5 katı. 5 katı daha fazla fee ödüyoruz burada. Ki şu anda fee o kadar yüksek de değil, şey Gwei 106'ya denk, yani çok da yüksek bir şey yok burada. Talep yok şu aşamada Ethereum zincirine. Şimdi bunu reject dedim. Şimdi gelin bir tane daha var. Bir tane daha bir zincir var. O da X Pollinate. Bu da alternatif olarak kullanabileceğiniz bir zincirler arası bir köprü. Bu da yalnız bunda da merkezilik var ne yazık ki. Ama biz yine ne yapacağız? Ethereum'dan Arbitrum atacağız. Gördüğünüz gibi işte hepsini yolluyorum. Şu an hesaplıyor. Bakalım burada ne kadar çıkacak. Gördüğünüz gibi bu şeyden bile çok, hop'tan bile çok, 0.03 diyor. Yani bu neredeyse 10 katı daha fazla işlem ücreti ödeyeceğimizi anlamına geliyor. Dolayısıyla ben bu ikiliyi kapıyorum. Hop protokolü ve X-Pollinate'i Bybit'i kullanacağım. Bu arada tabii ki de şöyle bir şey de var burada, onu özellikle belirtmem lazım. Başka bir merkezi borsada belki daha ucuza, yani 0.003 Ether'den daha ucuza çekim yapabilirsiniz Arbitrum'a. Ama ben Bybit üzerinden çekim yaptığım zaman anında, yani bir 5 dakika içerisinde cüzdanıma geçtiğini gördüm ve herhangi bir sıkışıklık, herhangi bir aksama da görmedim. O yüzden Bybit'i kullanmanızı öneririm. Zaten Bybit'e üye olmadıysanız da aşağıya açıklama kısmına yine link bırakacağım. Orada yani bizim bir sürü kampanyamız da oluyor. Biraz ondan da bahsedebilirim hatta. Yani işte en son elektrikli bisiklet mesela verdik. Çok havalı bir bisikletti. İşte finans kitabı ödülü dağıttık. Şu anda bir arkadaşını davet et kampanyamız devam ediyor. Ya Block Bybit kısmından zaten bakabilirsiniz. Hatta şu anda kredi kartı ile kripto para almak da ücretsiz. Herhangi bir komisyon almıyoruz. Simplex'i kullanırsanız. Bunun gibi farklı şeylerimiz de var. Kampanyalarımız da var. Bunları da incelersiniz. Ama dediğim gibi ben daha önce çekme işlemi yaptığım için Arbitrum üzerinden rahatlıkla size öneriyorum ve diğer köprülerden, yani Hop'tan ve X-Pollinate'den daha ucuz olduğunu siz de gördünüz zaten. Bu sebeple Arbitrum ve özellikle Optimism'i kullanmak için bu yöntem ideal bir yöntem olduğunu düşünüyorum açıkçası. Şimdi ben bir cüzdan adresi eklemek istiyorum. Bunun için şuradan ekleye basacağım. Bir de cüzdanımızı seçelim şuradan. Şuradan ekle diyorum. Ether dedim. Arbitrum dedim. Adresimi yapıştırdım. Bitcoin. Bu Bitcoin adresim benim. Bitcoin adresine çıkış yapacağım. Şimdi 2FA kodumu giriyorum. Evet. Gördüğünüz gibi Bitcoin'e geçiş yaptım. Şimdi spot hesabına geri dönüyorum. Çekme diyeceğim. Ether'e gelip gelemedim. Çekme diyorum. Bu arada 0.05, yani aslında
şey de o kadar pahalı değil. Ethereum şey de o kadar pahalı değil. Gitcoin'i seçtim. Arbitrum seçtiğimizi unutmayalım. Hepsini yollayacağım ben. 0.25'lik bir şeyim var. Gönder diyorum. Şimdi bunların ikisini girmem lazım. Evet. Şu an çekme işlemimiz gerçekleştiriliyor. Kısa bir süre içerisinde. Şuradan Arbitrum'umuzu da seçelim hatta. Evet, Arbitrum'umuzu da seçtik. Kısa bir süre içerisinde buraya yansıt gördüğünüz gibi sıfır. Şu anda herhangi bir işlem gerçekleşmedi. Evet, bu arada tekrardan hatırlatmış olayım. Eğer Bybit'e üye olmadıysanız aşağıdaki açıklama kısmındaki linkten üye olabilirsiniz. Oradan istediğiniz kampanyaya da katılabilirsiniz. Hatta belli bir hacmi oluşturursanız, belli bir hacmi geçerseniz bonuslarımız da var, trade ödüllerimiz de var. O trade ödüllerini vadeli işlemlerde de kullanabilirsiniz. Zannediyorum ki 10 dakika içerisinde hesaba geldi. Gördüğünüz gibi 0.25'lik Arbitrum üzerinde bir Ether'imiz var. Şimdi bunu bence şöyle yapabiliriz. Öncelikle bir hop'u da açalım. Hop da önemli bir nokta bizim için. Hop'u da açalım. Hop.exchange. Evet. Hop biraz daha ucuz çünkü şeyden. Xpollinate'den. Şimdi Connect Wallet dedim ama ya sanırım doğru wallet değil o. Evet. Şimdi doğru wallet'tayız. Evet. 0.25. Doğru kısmen iyi de gördük. Burada da doğruyuz. Tamam. Şimdi Arbitrum'a geçtik. Gördüğünüz gibi. Burada zaten ben biraz havuza koyacağım. Ama bunu koymadan önce bir kısmını da Arbitrum üzerindeki miktarın optimizme de geçirmek istiyorum. Ki iki tarafta da likidite barındırmış olayım. Bunun için de böyle 0.25 diyeyim. 0.125'lik kısmı optimizme aktaracağım. Gördüğünüz gibi bakın çok çok ucuz. Yani biz eğer direkt olarak hop'u kullansaydık ana zincirden çok çok fazla, yani işte 0.0 şuradan 3'tü. İşte 15 oldu buradan. Eğer biz şeyi kullansaydık, direkt olarak Arbitrum hop protokolü kullansaydık. Şimdi böylece hem hop protokolü kullandık. Buradan bir şey alma ihtimalimiz var. Airdrop alma ihtimalimiz var. Şimdi Arbitrum üzerindeki Uniswap'e likidite sağlayacağız. Optimizm üzerindeki Uniswap'e likidite sağlayacak. Böylece 3 farklı airdrop alma ihtimaline oynamış olacağız ve çok ucuz bir şekilde yapacağız bunu. Send diyorum. Send dedim. Arbitrum üzerindeki, pardon, Arbitrum'dan Optimizm'e bir aktarım gerçekleştireceğim. Confirm dedim. Şimdi bu birazcık uzun sürebilir. Biz bu sırada, yani 5 dakika sürebilir diyor burada. Biz bu sırada Uniswap'a gidelim. Ve diyelim ki, burada bakın burada işlem şu anda aslında gerçekleşti. 0, 129 var. Gördüğünüz gibi 125'lik kısmı yolladık. Şimdi öncelikle şunu yapmamız lazım. Ben bunun bir kısmını DAI'ye çevirmek istiyorum. Ya bunu bu arada başka türlü de yapabilirsiniz. İşte Bitcoin'e de çevirebilirsiniz ama işte ben bir kısmını mesela 0.6, pardon, 0.6 diyeceğim buna. 0.6'lık kısmını DAI'ye çevireceğim. Evet. Ki yarı yarıya koymuş olayım şeye, havuzun içerisine. Şimdi onayladım işlemi. Buradan da onayladım. MetaMask'ten de onayladım. Şimdi benim yarı yarıya Ether ve dayım oldu. Şimdi gideceğim bunu pool'a koyacağım. Pool'a geldim. New position dedim. Ether ve dayı diyeceğim. Fee tier'ı, evet, 0.3 seçebilirsiniz. Eğer burada bir işte stabil kripto para yaparsanız en ucuzunu seçmeniz sizin için iyi olur. %1'lik seçerseniz o böyle çok şey, çok nadir bulunan altcoin'ler için %1'lik seçebilirsiniz ama genelde 10.000'de 3 iyi bir oran oluyor.
Şimdi 188.5 dediğimde çok fazla oldu. O niye öyle oldu? Çünkü şu aralıktan ötürü ben bunu full range yapacağım. Böylece burada bir denge yakalamış olacağız. Evet. Gördüğünüz gibi full range dediğimde 0.059.800 ya 0.06'lık bir şey yapmış oluyoruz. Full range'e basarsanız daha mantıklı yarı yarıya koyabiliyorsunuz. Ama tabi burada efektif açısından yani daha az işlem alacaksınız. Daha az işlem ücreti alacaksınız üzerinde gerçekleşen takaslardan. Ama benim amacım burada Arbitrum token'ın airdrop'unu alabilmek. Dolayısıyla bunun için Uniswap'a liquidity de koymak bu ihtimali gerçekleştirmemizi sağlayacak olan etkenlerden biri olabilir. Şimdi DAI'mizi approve ettik. Bir sayfamızı yenileyelim. Durum okey. Devam ettim. Preview dedim. Şu an Ether'in fiyatını görüyorsunuz. 3148. Add dedim. Şimdi MetaMask'ten onay gelecek. Umuyoruz ki. Evet. Şimdi bu onayı onayladığımızda Uniswap'a likidite sağlamış olacağız. Hemen bakalım bu işlem ne oldu? Hala oluyor. Bu sırada hop'a gidelim. Optimizm'a geçirmişiz. Hemen bakalım. Hemen bakalım Optimizm'a geçmiş mi? Bakalım Optimist tüketelim burada. Gördüğünüz gibi geçmiş. Evet. Çok hızlı bir şekilde tamamlamışız ama öncelikle şu Arbitrum'daki Uniswap'ı halletmiş olalım. Hallettik mi? Hallettik. Evet. Artık burada bir pozisyonumuz var. Gördüğünüz gibi. Tamam. Şimdi Optimizm'a geldik. Aynı şeyi Optimizm için de yapacağım. Gördüğünüz gibi şuradan değiştirdim. New position demeden önce yine elimizde Ether var. Bunun bir kısmını DAI'ye çevireceğim. Bu arada burada niyeyse çıkmadı. Ha. Tamam. Doğru mu? Doğru. Aynen. Ama burada bir yavaşlık var şu aşamada. Ne kadar Ether olduğumu göstermiyor ne yazık ki. Ne kadar Ether'e sahip olduğumu göstermiyor daha doğrusu. Bir yenileyelim sayfayı. Genelde böyle şeylerde hep sayfayı yeniliyorum. Evet, bakın oldu şimdi. Tamam. Yine 0.06 diyeceğim. Ether'lerin yarısını dayıya bozdurmuş olacağım böylece. Swap dedim. Confirm swap dedim. Bakın bu çok ucuz işlem ücreti. Ha, ama Layer 1'e de şey yapıyoruz. Hem Layer 2 gas fee ödüyoruz hem Layer 1 gas fee ödüyoruz. Çünkü Optimizm'in Layer 1'de doğrulama ihtiyacı doğuyor. Pool'a gittim. New position dedim. Ether, DAI dedim. Yine bunu seçtim. Şimdi şuradan bana çıkarması lazım. Ha, burada önce full bunu seçiyoruz. Güzel. Daha mantıklı olmuş. Şimdi, bu arada birazcık bırakın. Mesela ben bir tık abarttım sanki ama en kötü sonradan ekleriz. Yani 0.02 kalacak ve işlem ücreti için yeterli Ether'im kalacak mı emin değilim. Şimdi bunun için kaldı çünkü bu onaylama işlemi çok düşük. Şimdi preview kısmı var. Evet, burası var. Preview dedim. Add dedim. Bakalım. Ucu ucuna yetecek. Evet. Çekerken sıkıntı yaşayacağım. Zannediyorum ki. Evet. Gördüğünüz gibi çok çok az bir Ether'im kaldı. Burada kesinlikle şey gerekiyor. Bu olacak. Biraz daha Ether eklemem gerekecek. Siz bir tık daha fazla Ether ekleyebilirsiniz. Unutmadan yani burada hem Arbitrum hem Optimizm üzerinde Ether kullanıldığını söyleyeyim. Yani Bybit üzerinden siz USDT ya da USDC de çekebilirsiniz Arbitrum cüzdanınıza, Arbitrum üzerindeki cüzdanınıza ama bence en mantıklısı Ether çekmek ve gördüğünüz gibi Ether'leri çekerken de köprülerden çok daha ucuza
gerçekleştiriyor olduk. Tekrardan hatırlatmış olayım. Bybit üyeliğiniz yoksa açıklama kısmından benim kendi linkimden üye olabilirsiniz. Oradan rahatlıkla Bybit'e üye olarak kısa bir süre içerisinde Ether'lerinizi kendi cüzdanınıza çekebilirsiniz. Ve nispeten daha ucuza işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Özetle bu videoda Hop Protokol, Arbitrum ve Optimizm üzerinde 3 farklı airdrop alabilme ihtimalinizi en ucuz şekilde nasıl yapacağınızı göstererek anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olabilmiştir bu video. Umarım cari açığı kapatacak bir video olmuştur. Cari açığı kapatmayı planlayan airdroplardan birkaçıdır bu videodaki. Gerçi yani dolar da biraz sabit kaldı. Belki cari açığı kapatabiliriz biraz airdroplarla. Bakalım, zaman gösterecek. Kripto para ve merkeziyetsiz finans konularında güncel kalmayı, DeFi ve NFT protokollerinde ellerinizi kirleterek yeni şeyler öğrenmeyi ve blok zinciri beyin virüsünü beyninize işlemeyi istiyorsanız kanala abone olmayı, diğer videoları izlemeyi ve beni Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Twitter'dan takip ederseniz daha hızlı bir şekilde etkileşimde kalabiliriz. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.